kefelerimizi de taktık da gözüküyor mu? Evet. Aloha. Bugün sizlerle 2022 yılında izleyip beğendiğim ve beğenmediğim 3 filmi paylaşacağım arkadaşlar. Ve beğendiğim filmleri gerçekten çok beğendim. Beğenmediklerimi de gerçekten hiç beğenmedim. Hani öyle bakarak öyle bir liste yaptım. Açıkçası aklımda şöyle bir şey vardı. Hani ben bütün böyle bir 2022 senesi boyunca izlediğim filmleri bir deftere yazdım. Sadece bu arada filmleri değil, gittiğim tiyatro oyunlarını, okuduğum, dinlediğim kitapları falan böyle hepsini yazdım. Ve size bir liste yapayım dedim. Hani bütün filmleri anlattığım, ele aldığım ama yani 140 mı 150 küsür film var ve ben hani sadece adını söyleyip açıkçası hani filmden hiç bahsetmeden böyle tık 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 ilerlemek istemediğim için böyle bir liste yapmamaya karar verdim. İçlerinden en sevdiğim 3 tanesini ve hiç sevmediğim 3 tane filmi seçerek sizlerle paylaşmayı daha böyle mantıklı buldum. Yani ben de böyle bir video izlesem sanki daha bir hoşuma giderdi diye düşünüyorum. Ama bunu demişken eğer siz derseniz ki Kardelen sen yine de hani izlediğin bütün filmleri paylaş, işte onun üzerinden puan verirsin ya da böyle çok kısaca bahsedersin. Hani biz 20-30 dakikalık videolarını seviyoruz ve izliyoruz. Bu arada tabii öyle bir video çekersem 30 dakikanın üstünde de olabilir. Öyle derseniz de arkadaşlar yorumlara yazın. Ben de ona göre belki çekebilirim. Sizlerle paylaşmak istediğim ilk film Domuz filmi arkadaşlar. Ve ben bu filmi izlediğimde inanılmaz etkilendim. Hatta böyle film bittikten sonra hani bir süre yerimden kalkamadım. Bu filmin başrol oyuncusu Nicolas Cage ve yönetmeni de Michael Sarnowski. Bu arada yazan ve yöneten aynı kişi. Yani hem yazan hem yöneten Michael Sarnowski. Bu arkadaşımızın hani daha önce çektiği başka filmler var mı? Benim izlemediğim ama hani bu kadar başarılı bir film çeken biri olunca mutlaka diğer filmlerini de izleyeyim istedim. İşte bu videoyu çekmeden önce şöyle bir araştırdım ama öyle hani çok film çeken bir yönetmen değilmiş. Bu galiba ilk filmlerinden. İnanılmaz etkilendim. Dram filmi 2021 yılında çekilmiş ama 2022 Mayıs ayında vizyona girmiş. 1 saat 32 dakika civarında ve bu filmin konusu da Oregon'da ormanda yalnız yaşayan ve truffle mantar toplayıcı, bu arada domuzuyla beraber yalnız yaşayan, truffle mantar toplayıcılığı yapan bir adamın hikayesi ve bu adamın domuzunun çalınmasıyla beraber Portland'da tekrardan aslında şehir merkezine dönmesiyle beraber gelişen olayları konu alıyor ve hani Nicolas Cage işte başrol oyuncusunun aslında daha önceden yani hani ormanda yalnız domuzuyla beraber yalnız yaşamayı seçmeden önceki hayatında neler oldu? Biraz böyle olaylar hani yavaş yavaş açılıyor diyeyim ve bunları da öğrenmeye başlıyoruz. Ama özellikle yani Okja diye bir film vardı hatırlarsınız. Hatta ben onu kanalda tek bir videoda hani bir film önerisi olarak paylaşmıştım diye hatırlıyorum. Şuraya buraya bir yerlere koyarız izlemediyseniz. İzlerken biraz onu da hatırladım. Yani hani hayvanın ne olduğu önemli değil. Domuz olsun, ne bileyim inek olsun, öküz olsun, köpek olsun, kedi olsun hiç önemli değil. Ama böyle bir insanın o hayvanıyla diyeyim ya da o hayvanla, hayvan demek de böyle çok sanki şey gibi oluyor hani hayvan deriz ya aslında böyle kötü bir anlamı yok ama sanki böyle onda bir yük var gibi geliyor. Hayvan aslında çok da tatlı bir kelime. Neyse. Şöyle yani bir hayvanla bir insanın ilişkisi, o ilişki kurmasının anlatıldığı filmler ekstra bana dokunuyor. O yüzden bu film belki bana ekstra bir tık daha dokunmuş olabilir. Kesinlikle izlemediyseniz izlemenizi önereceğim filmlerden birisi. Ve benim bu sene izleyip bayıldığım ve böyle dediğim gibi hani film bittikten sonra da hatta gözümde yaşlarla bir süre kaldım, etkilendim. Yalnız şunu da tabii söylemem gerekiyor. Hani şey dersiniz, Kardelen bu kadar müthiş miydi? Hani hiç mi beğenmediğim bir yanı, bir yönü olmadı bu filmin derseniz de. Tabii ki de hani bazı sahneler bana böyle biraz abartı geldi. Hani birkaç sahne olmasaydı da olurdu. Ya da onu o kadar bilmemize gerek var mıydı? Ya da bu biraz abartıya mı kaçtı diye düşündüğüm oldu. Ama en nihayetinde hani sonuçta büyük ekranda bir film izliyoruz. Yani sonuçta orada gördüğümüz her şey illa gerçek olması gerekmiyor. Hayal ürününe de yer vermek gerekiyor diye düşündüğüm için hani her şeyi mantık çerçevesinden görme Kardelen dedim kendime. Ve böyle yaklaştığımda yani dediğim gibi bir seyir zarafeti sundu. Ne zarafeti?
Sehir. Konuşamıyorum arkadaşlar. Seyir ziyafeti sunan bir film oldu diyebilirim. Yine 2022 yılında izleyip bayıldığım ve gerçekten yine çok etkilendiğim filmlerden bir diğeri arkadaşlar Belfast filmi. Hatta benim böyle vloglarımı izliyorsanız o filmi, yani Belfast filmine gittiğimde dedeme falan uğramıştım. Hani hatırlayanlarınız olacaktır o vlog, hani izlediyseniz. Bu filmde komedi ve dram filmi. 1 saat 38 dakika sürüyor. Siyah beyaz çekilmiş olması özellikle beni bir tık daha etkiledi. Bir de siyah beyaz çekilen bir film daha vardı. Şu anda adını hatırlamıyorum. Ha, Angela. Angela olması lazım. Hatta görselini şuraya da buraya bir yerlere koyacağım. O da sanki siyah beyazdı. Ve tabii ki alakası yok konu olarak ama böyle bana daha nostaljik, daha gerçekçi, daha analog geliyor siyah beyaz çekilen filmler. Hani o artı özelliklerinden biriydi. Bunu demişken yönetmen Kenneth Branagh ve ödüllü bir yönetmen kendisi. Ben hani başka hangi filmleri var diye baktığımda da zaten Orient Express'inde Cinayet, Thor, Frankenstein ve Harry Potter filmlerinin de yönetmeniymiş. Zaten hani bayağı deneyimli ve 60 küsur yaşında olan bir yönetmen. Bunun yanı sıra oyunculardan da bir bahsedeyim. Jamie Dornan, The Fall dizisinden hatırlayanlarınız olacaktır. Bir de neydi bir film? Green'in 50 Tonu diye bir film daha vardı. Orada da başrol oyuncusuydu kendisi. İnanılmaz bir oyuncu bence. Aynı zamanda Katrina Balfe ve Jude Bench oynuyor. Hepsi zaten çok müthiş. Oyunculuklar efsaneydi. Bunu gerçekten... Hani söylemem gerekiyor, çok çok iyi oynanmış. Konusundan bahsetmem gerekirse de Buddy ve ailesi kendilerini güvenli olmayan bir ortamda buluyorlar ve 1970'lerde Kuzey İrlanda'da geçiyor bu film. Ve dolayısıyla da artık hani bir savaş ortamına neredeyse dönüştüğü için, yani böyle çatışmalar oluyor, savaş değil de çatışmalar oluyor ve bu güvenli olmayan bir hal alınca başka yere taşınmaları gerekiyor. Ama aslında orada daha önceden ne kadar mutlulardı, ne kadar iyilerdi, hayat orada ne kadar güzel akıp giderken bir anda böyle hani nasıl bambaşka bir yöne çevrildi, bunu anlatıyor film. Ve yönetmen arkadaşımızın, yani Kenneth Branagh'ın da çocukluğundan kesitler varmış. Bu bir kitap uyarlaması değil benim araştırdığım kadarıyla ve de gerçek bir hikayeye de dayanmıyor. Bunu demişken de şöyle bir şeyle karşılaştım. Kenneth Branagh da Kuzey İrlanda'da, hatta Belfast doğumlu ve çocukluğu da 1970'lerde geçiyor. Dolayısıyla da hani bu filme kendi çocukluğundan da birçok şey katmış deniliyordu. Yani arkadaşlar, izlemenizi önereceğim filmlerden biri. Yani yine şeyi düşünüyorum, hani sevdiğim yönlerini mesela kesinlikle izleyin dediğim filmleri anlatırken sevmediğim yönleri oldu mu diye de düşünüyorum. Ya olmadı açıkçası. Bence hani müzik de yerindeydi. Anlatım da çok güzeldi. Dediğim gibi bu da böyle görsel bir ziyafet gerçekten sunuyor. Yani ben hem bu filmi hem Domuz filmini hem de birazdan bahsedeceğim üçüncü filmi de defalarca kez izlerim. Hani ben böyle bir kere izledim ve bitti diyebileceğim filmlerden biri değil. O yüzden hani etkilendim de, yani biraz tabii ki de dram aynı zamanda, yani duygulandırıyor sizi özellikle bazı yerleri hani filmin. Etkileniyorsunuz yani, hüzünleniyorsunuz yer yer. Ama yani izlerken de vay be ne film izledim ben diyorsunuz bu film bittiğinde diye düşünüyorum. O yüzden de bu filmi de öneriyorum. Bu arada bu 3 filme de, yani artı olarak beğendiğim 3 filme de ve beğenmediğim 3 filme de puan vererek ilerlemeyeceğim. Çünkü gerçekten hani videonun başında da dediğim gibi benim çok sevdiğim ve hiç sevmediğim hani 3 filmi ele alıyor oluyorum. Ama hani bana bırakırsanız ben size daha birçok filmden bahsederim ve dediğim gibi zaten 2022 yılında hani 140-150 küsur film izlemişim. Hani tabii ki sadece film değil, dizi, film, belgesel film, belgesel diziler, animasyonlar. O yüzden böyle neyse, kısa kısa ama olabildiğince anlatacağım ki videomuz çok uzamasın. Yine bu sene izlediğim ve bayıldığım, hatta yani bir kere izledim ve ben bu filmi nasıl daha önce izlemedim dedim. Çünkü 2014 yılında arkadaşlar bu vizyona girmiş. Duymuştum adını bu arada ve hep listemdeydi. Yani listemdeydi dediğim böyle bir yere yazmıyordum ama aklımın bir köşesinde olan, bir şekilde izlemediğim, yani hep böyle bir gün izlerim dediğim filmlerden biriydi. Filmin adı I Origins.
Gerçekten bak bu filmi, yani şöyle söyleyeyim size, anlattığım 3 filmden de hani Kardelen bir tane, yani bir film izlemelik zamanım var, şu aralar aşırı yoğunum diyorsanız I Origins filmini izleyin derim. Beni en çok ve en derinden etkileyen filmlerden biri. Benim bir numaram I Origins, hani bu size anlattığım üçünden. İkincisi Domuz filmi ve üçüncüsü Belfast, böyle söyleyebilirim. 2014 yılında çekilmiş bilim kurgu filmi, aynı zamanda romantik bilim kurgu. 1 saat 56 dakika civarı sürüyor. Bir de demin yarım mı kaldı cümlem? İlk ben izledim, sonra o kadar etkilendim ki bu filmden. Bir de bir arkadaşıma da böyle, ay bu filmi izlemelisin, hadi beraber izleyelim diye onunla da izledik ve yine izlerim. Yani gerçekten, çünkü bu filmden ben çok şey öğreniyorum, bana çok dokunuyor. Böyle bunda beni etkileyen bir şey var. Bir de arkadaşlar, bu bana şu filmde de oldu. Çok heyecanlanıyorum bu konulardan konuşurken. Hani o yönetmenin, çünkü yazan ve yöneten aynı kişi bu filmde de. Yazan ve yöneten Mike Cahill. Böyle okunuyordur umarım. Bu yönetmenin beynine girmek istedim. Yani benim, çünkü kendisi hem yazdı hem yönetti. Dediğim gibi yazan ve yöneten aynı kişi olunca bence o filmi izlemenin zevki bir hayli artıyor. Çünkü yazan kişi zaten anlatmak istediği gibi anlatıyor. Dolayısıyla çok daha başarılı oluyor o anlatım. Ki ben hani medya, iletişim ve sinema televizyon okudum ve bize hep hani hocalarımız da bunu söylerdi. Hani bir film kim yazıyorsa onun da çekmesi o filmin başarısına katkıda bulunur gibi böyle hani hep söylenirdi. Şunu diyeceğim, şimdi bu bana Eternal Sunshine of the Spotless Mind'ın senaristi başkaydı. Onun yönetmeni Michel Gondry ama yazarı, senaristini şuralara yazacağım. İnanılmaz bir senaristtir o ve onun böyle beynine girmek istemiştim o filmi izlediğimde. Benim en favori filmlerimden biridir. Aynı zamanda bir film Little Miss Sunshine da aklıma geldi şu anda. Neyse, bu Mike Cahill arkadaşımızın da böyle beynine girmek, bu filmi ben yazmış olmak istedim. İmreniyorum. Yani inanılmaz derecede ileride eğer ki bir film çekersem, eğer ki bir senaryo yazarsam gerçekten umarım bu minvalde bir şeyler yazarım, çekerim. Çünkü bence çok özgün bir senaryo. Tabii ki size şu anda filmin konusundan bahsetmedim. Bir konusundan da bahsedeyim. Filmin konusu arkadaşlar, molekül biyolojisti olan Dr. Ayn Gray'in insan gözünü araştırmaya olan ilgisini konu alıyor ve hayat değiştiren bir kanıt buluyorlar bu filmin sonlarına doğru. Asistanıyla beraber bu gerçekleşiyor ve Dr. Ayn Gray hani tanıştığı herkesin gözünün fotoğrafını çekiyor. Yani ve ben hani bu filmden sonra hani böyle gözleri araştırdım. Çünkü hani gözlere böyle, zaten gözler kalbin aynasıdır ya da gözler hep gerçeği söyler falan da denir ya. Ya da ruhun ışığını yansıtır derler. Hani siz de bilirsiniz, böyle kimi gözler gerçekten parıldar, kimilerinde ışık yoktur falan, böyle hep benim ilgimi de çekmiştir. Ama bu filmde böyle hani mesela Ela bir göz görüyoruz, sonra bir fotoğrafını çekiyorlar böyle flaşlı. Onun içindeki böyle her şey çok net gözüküyor. Bu beni sanki bambaşka bir evren, uzay boşluğu öyle bir etkiledi ki yani anlatamam. Kelimelere dökmekte biraz zorlanıyorum. Ama senaryo bence efsaneydi ve gerçekten hani yönetmen çok başarılı bir iş çıkarmış. Oyuncular da bu arada Michael Pitt, Britt Marling ve Astrid Berge Frisbee. Zaten Astrid Berge Frisbee. Bu arkadaşımız da yarı İspanyol, yarı Fransız bir oyuncu. Bence inanılmaz bir güzel bir kız. Ve Angelina Jolie'ye de benzettim. Tabii ki %100 benzemiyor ama böyle yüz hatları biraz andırıyor. Özellikle göz rengine bayıldım. Dediğim gibi yani ben çok sevdim. Bu arada yönetmen Mike Cahill, ben izlemedim o filmi ama Başka Dünya, Another Earth ya da Başka Evren, herhalde Başka Dünya diye Türkçe'ye çevrildi. Another Earth olması lazım. O filmin yönetmeni aynı zamanda kendisi. Bu filmin de arkadaşlar son olarak hani böyle sevmediğim bir şey oldu mu diye düşündüğümde bu I Origins ile ilgili, ya benim olmadı. Özellikle bir yerde bir parfüm, bir sahne çok vurucu. Yani gerçekten çok sert bir sahne var ve ben orada şok olmuştum. Yani hani hiç beklemediğiniz, böyle hani twisted diyebileceğimiz bir yer var filmde. Ama o bile beni etkiledi. Sonuçta gerçek hayatta olabilecek bir şey ve aynı zamanda bir parfüm sahnesi var. İzleyince anlayacaksınız. O da beni çok etkiledi.
Ya ben bir sürü sorular sormuştum bu filmi izledikten sonra. Neyse, eğer siz de bu arada bu filmleri izlediyseniz ya da izlemeyi düşünüyorsanız ya da sizin de önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Çünkü yorumlarda hem biz karşılıklı konuşuruz. Ben de zaten yorumları okuyorum ve elimden geldiğince herkese dönüş yapıyorum. Hem de o yorumları okuyan diğer arkadaşlarımıza da katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Ve şimdi 3 sevdiğim hatta bayıldığım filmden bahsettikten sonra arkadaşlar, ben genelde hani kanalda işte çok fazla böyle sevmediğim ya da ay gerçekten rezaletti bana göre dediğim filmleri ele almıyorum. Ama bu artık hani 2022 yılında en sevdiğim ve en sevmediğim 3 filmi ele aldığım bir video olduğu için gerçekten sevmediğim hani 3 filmi dediğim gibi seçtim. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu tamamen benim kişisel yorumum. Yani kişisel zevkim. Hani bunda biraz hassas davranıyorum. Hani ben böyle bu filmi sevmedim demem sizde hani olumsuz bir şey uyandırmasın. Çünkü zevkler ve renkler tartışılmaz zaten. Hani siz belki bayılabilirsiniz. Ben nacizane eğer sizin de zevkleriniz, hani film zevkleriniz daha doğrusu uyuyorsa belki sevmeyebilirsiniz. Ya da ben kendi kişisel yorumumu paylaşacağım sizinle. Siz de bu çerçeveden bakarsanız sevinirim diyorum. Ve ilk beğenmediğim filmle başlıyorum. Ben Kadıköy sinemasında Irving filmini seyrettim ve gerçekten böyle nedense bu çok güzel bir film falan diye, yani afişini görünce bayılacağımı düşünerek bilet almıştım ve gitmiştim. Fantezi ve dram arkadaşlar. 1 saat 54 dakika civarı sürüyor. Yazan Brian Caitling... Yok, pardon. Evet, Brian Caitling'in kitabından uyarlama, bir kitap uyarlaması film. Yöneten Lucile Hadzihalilovic. Boşnak kökenli bir Fransızmış yönetmeni bu filmin. Ben açıkçası hani bunun çok eski bir film olduğunu düşündüm ve biraz bana hani filmi izlerken Kieslowski filmlerini anımsattı. Onun filmleri gibi. Bu arada Kieslowski'nin de aslında sadece Kieslowski'nin filmlerini ele aldığım bir video da çekmek istiyorum. Hani Pedro Almodovar'ı ele almıştım ya, Luc Besson'un aynı zamanda. Belki onlar da gelir ilerleyen günlerde, zamanlarda. Şunu söylüyordum. Hani Kieslowski'nin de böyle bir yavaş, sade, o natür, böyle hani o renk kullanımı daha pastel ama böyle biraz soluktur ya diyeyim. Daha analog gelir bir yerde. Bu yönetmen arkadaşımızın da hani renk kullanımı zaten biraz karanlık bir film. Hani Kieslowski'ye ben benzettim. Bilmiyorum sevdiği yönetmenler arasında mı ama. Gelin görün ki eski bir film değilmiş. 2021 yılında çekilmiş. Yani daha doğrusu vizyona girdi. Konusu da 20. yüzyılın ortalarında Avrupa'da bir yerde yaşayan Albert'ın buzdan dişleri olan Mia'nın bakımıyla ilgilenmesi ve Mia'nın bakımıyla ilgili de efendisi böyle onu telefon açıyor ve onu bilgilendirmesini ele alıyor. Aynı zamanda hani bu filmde bir de şöyle bir şey vardı. Albert'la Mia arasındaki öyle ilişki hani çok yok diyebilirim. Böyle çok değişikti yani, hani bayağı soğuk bir ilişkileri vardı. Filmin genel olarak konusu ne? Hani belki ben bunu tam anlayamamış olabilirim. Eğer bu filmi izleyip hani Kardelen ben bu filme bayıldım ve hani bak sen şunu görmedin ya da atlamış olabilirsin dediğiniz noktalar varsa lütfen hani paylaşın yorumlarda. Çünkü ben böyle Allah'ım, yani artık böyle bir saat, bir buçuk saat şans verdim. Ama yani son 15-20-25 dakikasında gerçekten bir fenalıklar bastı. Bir de ben genelde bir filmi izlediysem hani böyle inanılmaz midem falan bulanmadıysa sahnelerden dolayı bitirme taraftarıyım o filmi. Dolayısıyla da hani sonuna kadar izledim. Ama yani benim için gerçekten başarısız olan bir filmdi. En azından benim beğenemediğim filmlerden biri oldu. Oyunculuk çok iyiydi bu arada. Özellikle o küçük kızı canlandıran Roman Homelayers. Umarım doğru okuyorumdur. Farklı dokunuyor olabilir. Bir de Paul Hilton, yani bir sürü oyuncular, birkaç tane oyuncu var ama Paul Hilton. Bunlar oyunculardan bazıları. Gerçekten iyiydi oyunculuklar diyorum ve sıradaki filmimize geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, aslında bu filmden bahsedeyim mi bahsetmeyeyim mi diye bir düşündüm. Çünkü bence bu filmi çok sevenleriniz vardır ve hani bu anlamda belki Kardelen niye öyle diyorsun, bence müthiş bir film falan diyebilirsiniz ya da diyecek olanlarınız olabilir. Ama ben bu riski göze alıyorum çünkü dediğim gibi hani anlattığım filmler benim yorumlarım ve deneyimlerimden yola çıkıyor. Ay gel,
Ya benim çocuğum burada ya. Bakın beraber anlatalım. Gel oğlum. Bahsettiğim film Titan filmi. Ve bu film öncelikle yönetmeni. Şimdi şöyle başlayayım. Gerilim, heyecan ve bilim kurgu filmi. 1 saat 48 dakika civarı sürüyor. Yazan ve yöneten yine aynı kişi. Julia Ducournau. Fransız yönetmen. Ve aynı zamanda Raw filmi var. Ben açıkçası bu filmi izlemedim ama Raw filmi çok ses getirmiş. Ve onunla ilgili bayağı böyle bu filmi çekmeden önce hani okudum hani film neyle ilgiliydi falan diye. Çok enteresan bir filme benziyor. Hatırladığım kadarıyla vejetaryen olan birinin çiğ et yemesi ve sonra bundan hoşlanmasıyla ilgili böyle gerçekten değişik bir konusu olan film. İzleyebilirsem eğer sonuçta farklı bir bakış açısı ve farklı bir senaryo. Raw filmini bir de Another Earth filmini de izlemek istiyorum. Yazan yöneten aynı kişi. Bu filmin de konusu bir dansçı ve 10 yıl sonra kayıp oğluna kavuşan bir baba ve civarda ortaya çıkan seri cinayetler etrafında gelişen aslında olayları konu alıyor. Araba sahnesi var özellikle bu filmde. Yani spoiler vermeden size böyle kısa kısa anlatıyorum. O araba sahnesine eminim. Mesela benim bir arkadaşımın en sevdiği filmlerden biri oldu bu. Ve hatta o bana önerdi. Hani mutlaka Kardelen izlemelisin, bayıldım bu filme falan. İnanılmaz oyunculuk. Gerçekten çok iyi çekilmiş. Hani böyle mantık aramazsanız ve ay yani hani nasıl diyeyim... abuk subuk da demek istemiyorum. Hani emeğe saygım var da böyle... Çok bana hitap etmeyen ama değişik senaryosu olan ve böyle bir film izlemek istiyorsanız evet belki çok sevebilirsiniz. Ama ben yani iyi sahneleri olmasına rağmen hoşlanamadım. Aynı zamanda şimdi Alexia baş karakterimiz zaten çocukluğunda bir kaza geçiriyor arkadaşlar ve bunun sonucunda da onun kafasına titanyum plaka takılıyor. Zaten titanyum Fransızca'da titan olarak çevriliyor. Ve ondan sonra zaten hani o kızın diyeyim yaşadığı olaylar yani mantık çerçevesinde değil dediğim gibi. Oyunculardan bahsetmem gerekirse Agathe Roussel, Vincent Lindon ve Garance Morillier diye oyuncular var ve tabii ki birçok başka oyuncu da var. Bu arada sinematografik açıdan gerçekten iyi bir film. Yani hakkını vermem lazım. Sadece dediğim gibi bana hitap etmiyor. Aynı zamanda bahsettiğim yönetmen Julia Ducournau, Cannes Film Festivali'nde Palme d'Or ödülünü kazanan ikinci kadın yönetmen olmuş. Hani burada da tabii ki de çok tebrik ediyorum. Bu da bence çok büyük bir başarı. Ve yönetmen hanımefendi Asya sinemasından da fazlaca etkilenmiş. Benim yine bu videoyu çekmeden önce araştırdığım kadarıyla arkadaşlar hani sevmeyenler olduğu kadar ve filmi çok hani olumsuz anlamda eleştirenler olduğu kadar olumlu anlamda da eleştirenler var bu filme dediğim gibi. Yani bu filmle ilgili böyle çok ortada bulmadım ben genel yorumları. Hani genelde ya çok seven ya da böyle hiç sevmeyenler oldu. Ama ya ben bu arada bayağı sevmeyen tarafında kalıyorum. Yani benim bana hitap eden bir film değil dediğim gibi. Ama izleyip en sevmediğim film sizinle son olarak paylaşacağım film olacak. Yani gerçekten bu 3 film arasından hani Kardelen bu 3 filmden hani hangisini kesinlikle izleme derseniz şimdi bahsedeceğim filmi hiç izlemeyin bence gerek yok derim. İkinci olarak Erwick sanırım ve sonra Titan diyebilirim. Yani Titan yine içlerinde bu 3 filmden hani en sevdiğim yine Titan oldu diyebilirim. Yine ortada benim için yer alan Erwick ve en sevmediğim de şimdi arkadaşlar bahsedeceğim Bones and All yani kemikler ve her şey diye çevrilen film. Gidecek misin? Tamam git. Oyunculuklar müthiş olmasına rağmen beni etkilemeyen ve böyle izlerken midem falan bulandı. Yani ben kaldıramadım bu filmi. Çekim olarak, sinematografik olarak tamam başarılı olabilir. Kiminiz bu filme bayılıyorsunuzdur. Saygım var. Yani zaten burada tamamen zevklerden bahsediyoruz. Bunlar çok değişkenlik gösterir. Ama ben sevemedim. Hiç sevemedim. Kemikler ve Her Şey filminden bahsediyorum. Bir de yani sanki bu da yetmezmiş gibi zaten büyük ekranda izledim. Yani hani izleyeceğim bari bir de bu arada hiç hani ben genellikle özellikle böyle afişini sevdiğim filmlerle ilgili bilgi toplamadan izliyorum. Hani ne trailer izlerim ne konusunu okumamaya çalışırım olabildiğince. Çünkü böyle izlediğimde hani sıfırdan böyle hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve o heyecanla izlemeyi seviyorum.
O yüzden de bu filmle ilgili de tabii ki hani böyle hiçbir şey okumamıştım. Zaten hani trailerını görseydim ya da konusunu okusaydım, konusuyla ilgili bilgim olsaydı gitmezdim büyük ihtimalle. Bu film romantik ve dram olarak geçiyor ama bence aynı zamanda bayağı hani korku filmine de kayan bir yanı var bir yerde. 2 saat 10 dakika. Yönetmen zaten müthiş, müthiş iyi. Şimdi yönetmenden bahsedeceğim ama kitap uyarlaması Camille D'Angelis'in. Camille de Angelis ya da galiba böyle okunuyor. Zaten kitabın adı da Bones and All olması lazım. Yönetmen Luca Guadagnino. Nasıl söyleniyor bu ya? Bir de İtalyanca dersi alıyorum ben. Yönetmeni Luca Guadagnino. Aynen, Guadagnino. Böyle okunması lazım. İtalyan bir yönetmen. Ve yazan da David Kajganich. Ay bu isimler gerçekten benim. Neyse ben zaten hani isimleri yazıyor oluyoruz. Siz de bakarsınız. Oyuncular müthişti. Zaten Timothy Camele ve Taylor Russell, Mark Rylance diye yani birçok başka oyuncu arkadaşımız da var. Gerçekten oyunculuklar muhteşemdi. Zaten Timothy Camele'yi hani birçok filmden biliyorsunuzdur. Call Me By Your Name filminde izlediyseniz ya da Dune filmini izlediyseniz orada da yani müthiş performans sergiliyor. Öncelikle bu filmle Venedik'te en iyi yönetmen ödülünü almış yönetmen Luca Guadagnino. Ve I Am Love filminin de yönetmeni. A Bigger Splash diye bir film vardır. Yani aranızda belki izleyenleriniz vardır. O da o filmin de yönetmeni. Ve gerçekten hani benim çok sevdiğim birçok filmin yönetmenliğini kendisi yapmış. Zaten hani başarılı ve deneyimli bir yönetmen olduğunu hani ben filmi izledikten sonra bir düşünmüştüm. Ama şeyden emin değildim. Call Me By Your Name'in de sanki yönetmeni oydu diye hatırlıyorum hani isminden ama bakmamıştım. Zaten öyleymiş. Şimdi arkadaşlar bu filmin konusu aslında hani birçok yerden ele alınıyor ve bu filmden de spoiler vermeden bahsetmek biraz zor. O yüzden hani aranızda özellikle hani Kardelen bu filmi izlemek istiyorum. Hani ben çok da bilgi istemiyorum derseniz isterseniz ilk önce filmi izleyin sonra gelin bu videoyu izleyin. Çünkü biraz spoiler veriyor olabilirim. Diğer filmler gibi hani hiç spoiler vermeden konusunu anlatamam diye düşünüyorum. Aşk hikayesi var bu filmde. Aynı zamanda bol kanlı, çok fazla kan var ve ben hani genelde yine medya iletişimi fotoğraf hani daha doğrusu sinema derslerinde hep şey de derlerdi biz hani ne kadar çok bir filmde kan varsa o kadar hani o filmde bütçe kısılmıştır derlerdi ama tabii ki de bu genel geçer bir şey hani kan kullanılması illa o filmin başarısız olduğu anlamına gelmiyor zaten hani Tarantino'nun birçok filminde biliyorsunuz ki bolca kan var ve gerçekten çok başarılı filmler çekti kendisi her ne kadar Pulp Fiction ve birkaç filmi dışında ben Tarantino'yu da çok yani bana hitap etmese de. Neyse şimdi bu parantezi kapadıktan sonra bol kanlı, karanlık ve bir yamyam öyküsünü aslında anlatıyor bu film. Hannibalizm yani. Toplum dışına itilmiş iki genci ele alıyor ve bu iki gencin arasında tomurcuklanan aşk hikayesine de yer veriyor. Ürkünç kimliğin kendi istemleri dışında oluşmasına isyan etmelerini de sorgulatıyor bize ve aslında yönetmen şuna da vardırıyor bence filmi. Bu iki genç aslında masum mu yoksa kaderlerinin onlara çizdiği yoldan gitmek zorunda olmaları onların elinde değil mi? Yani bir yerde buna mahkumlar o yüzden de masumlar gibi bir algı da sunuyor gibime geldi ve bu benim ben bunu kaldıramadım çünkü hani yamyamlıktan bahsediliyor ve şöyle bir noktası daha var. Ben çok fazla da görüşüme yer vermek istemiyorum. Yani çünkü biraz dilimin kemiği olmayabilir. Yani bana gerçekten hitap etmediği için zaten genelde hani kanalda hani 10 üzerinden yani 4 ve 6'ysa biliyorsunuz ki ele almıyorum. O filmleri genelde sizlerle paylaşmıyorum. Hani benim ele aldığım filmler 10 üzerinden 4 ya da üstü oluyor. Ama bu filmler 10 üzerinden 2,5 ve 6. Öyle söyleyeyim benim için. Ama tabii şunu da takdir etmek gerekiyor. Hani vampir, zombi hikayelerinin yanı sıra yamyamlıkla ilgili öyle çok fazla film çekilmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla o açıdan çekilen ve hani belki de ilk film, ya ilk değil tabii ki de çekilen filmler var ama hani vampir filmleri ya da onun hani vampirliğin ele alındığı ya da zombi hikayelerinin ele alındığı kadar hani sıklıkla ele alınan bir hikaye değil.
Bunun yanı sıra ben bu arada hani bütün bunlardan bahsederken size biraz da araştırma yaptım bu videoyu çekmeden önce. Yani o yüzden çok kısa bir bahsetmek istiyorum. Her ne kadar çok böyle tatlı konular olmasa da. Şimdi antropofaji diye bir şey varmış ve bu insan yamyamlığı diye geçiyor. İzole Güney Pasifik kültürlerinde ve Afrika'nın bazı kısımlarında da hala olduğu, yani süre geldiğinden bahsediliyor. Ve şöyle bir örnek var. Ben bunu zaten duymuştum daha önceden. 1972'de mesela deniliyor. Uruguay rugby takımını Şili'deki bir turnuvaya taşıyan uçak And Dağları'nda düşüyor. Ve burada hani sağ kalanlar, kurtulanlar ölenlerin cesetlerini yiyorlar. Ama tabii ki burada şöyle bir nokta var. Hani hayatta kalmak için bir şeyi belki biz de yapabiliriz. Sonuçta orada ölüm kalım meselesi. Ama bu filmin ele aldığı hani ölüm kalım meselesiyle ilgili değil. Hatta ben şunu da araştırdım. Hani bir insan neden yamyam olur? Bu, yani bu olan, hani yamyam olan insanlar hala varlar sonuçta. Ve bunun nedenlerine baktığımda ya böyle bir sapkınlık, hani akıl hastalığı bile olabilir deniliyor. Ya açlık, kıtlıkla alakalı olabilir. Ya da işte sosyal sebepler mi? Bir sebebi daha vardı. Hani bunu böyle araştıranlar bu sonuçlara ulaşmış. Bir de bir zamanlar Fiji Adası Yamyam Adası olarak da anılıyormuş. Yani bayağı böyle aslında bu konuyla ilgili gerçekten ben size bir video çekebilirim. Yani araştırsam, çünkü bir yandan da bu konu o kadar bana ters geliyor ki, yani ters demeyeyim ama benim hiç seçimim olmasını tercih etmem. Yani umarım hayat boyu hiçbirimiz ölüm kalım mücadelesi vermeyiz. Yani hani böyle işte Allah korusun bir uçak düşer, bir şey olur, hayatta kalmak için hani o çok istisnai bir durum. Ama yani gerçekten bir insan bunu neden yapar, bunu merak ediyorum. Hani bu merak beni cezbetti. O yüzden yani dilerseniz hani Kardelen bunu araştır, biz de merak ediyoruz ve izleriz derseniz çekerim de arkadaşlar. Ama hani o video izlenmezse ben de boş yere bu konuyla beynimi ve zamanımı meşgul etmeyeyim diyorum. Neyse, yani bu filmin de konusu kısaca bu. Ben dediğim gibi beğenmedim, önermiyorum. Benim 2022 yılında izleyip çok beğendiğim ve hiç beğenmediğim 3 film bunlardı arkadaşlar. Aynı zamanda yine bu sene izlediğim tiyatro oyunlarından, okuduğum, dinlediğim kitaplardan da bahsettiğim videolar gelebilir. Bakalım, düşüneceğim onları da. Sizlerin de bu arada izlediği ve bayıldığı ve hiç sevmediği, böyle hani bir tane çok sevdiğiniz, bir tane de hiç sevmediğiniz filmi yorumlara yazarsanız süper olur. Hem ben zaten merak ediyorum, hem de bu videoyu izleyen diğer arkadaşlarımızdan da eminim merak edenler olacaktır. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya da buraya bir yerlere Instagram'ımı bırakıyorum. Ve aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Yani koskoca bir yılı geride bırakıyoruz. Gerçekten vay be diyorum. Ve benim için önemli bir sene bir yerde. Tabii ki de hani yaş sadece bir sayı, bir rakam ama Ocak ayında zaten doğum günüm. Yani 31 Ocak doğum günüm. O yüzden böyle yeni yıla girmemle beraber direkt böyle vav, yeni yaşım geliyor duygusu da kaplıyor içime. Bu vesileyle de gerçekten hani hepimize çok iyi gelecek ve her anlamda da böyle bizi rahatlatacak, neşe dolu olmamızı sağlayacak bir yıl olmasını da temenni ediyorum arkadaşlar. Ve son olarak her cuma 6'da video geliyor. Eğer zaten hani abone olup bildirim zilini de açarsanız gelen videolardan haberiniz olur diyorum. Ve artık lafı daha fazla uzatmadan haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Ve bu arada Aralık'ın sonlarında gelecek bu video hani büyük ihtimalle. Eğer ki bu video Aralık'ta yayınladığımız eğer ki son video olursa, şimdiden her birinize mutlu yıllar diliyorum. Nice nice böyle eğlence, neşe, coşku, sağlık, aşk dolu yılları olsun. İyi ki varsınız, kocaman mahalo diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve relaxed kalın. Hoşça kalın. Ay, bir videoyu daha bitirmiş bulunmaktayız. Böyle mi anlatsaydım aslında? Ama böyle anlatsam olmazdı. Böyle mi oturacağım zaten? Şu yazıyı da görmenizi istedim özellikle. Umarım şöyle falan gitmemişimdir. Farımı falan böyle soruyorsunuz arada. Hani Kardelen, nereden aldın bu farı falan. Yani çok değişiyor ama böyle genelde hani birkaç farı ben böyle karıştırıyorum, bir de sonra glitter falan sürüyorum, öyle hoşuma gidiyor. Bakın göstereyim şöyle.
parıltılı falan böyle bir şeyler yaptım arkadaşlar.